Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kuşadası'na bağlı Davutlar'daki Yerel Hizmetler Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından hizmete açıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Davutlar Yerel Hizmetler Merkezi, Büyükşehir yasasıyla kapatılan Davutlar Belde Belediyesi hizmet binasında faaliyetlerine başladı. Mehter takımının gösteri yaptığı ve büyük ilgi gören açılışa Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekilleri Metin Lütfi Baydar ve Fatih Hatay ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan ve Kuşadası'na yapılan hizmetleri anlatan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerel hizmet merkezlerimiz hizmeti vatandaşın ayağına götürmek için kuruluyor dedi. Çerçioğlu konuşmasında Aydın Valisi Erol Ayyıldız'a yüklenerek, bizlerin vergisiyle alınan iki odel Kuşadalılardan ve Aydınlılardan alınarak Aydın Valisi'nin kararı ile Ankara'ya verilmiştir. Kimin malını kime veriyorsun diye sordu. Merhaba, hoş geldiniz. Çok değerli il başkanımız, çok değerli milletvekilim Metin Lütfü Baydar ve Sayın Fatih Atay, çok değerli Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Özer Kayalı, ilçe başkanımız, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, değerli güzel Çamlılar, hepi Davutlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben bunu birçok yerde söylüyorum. İlk defa büyük şehir olduk. İl özel idaresi kapandı. 63-60 yasayla beraber. Kuşadası'nda bulunan 155 adet taşınmazda sadece 18 adet taşınmaz Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiştir. Bu 18 taşınmazın da hiçbir maddi değeri yoktur. Su depoları ve mezarlıklardır. Kuşadası'nın yine en önemli değerleri Sinos Otel. 9.227 metrekare, Efes Otel 46.547 metrekare maliye hazinesine verilmiştir. Yani bizlerin vergisiyle alınan bu iki tane otel Kuşadalılardan, Aydınlılardan alınıp Aydın Valisi'nin kararı ile Ankara'ya verilmiştir. Biz büyük şehir olarak hukuk mücadelesi verdik ve bu mülklerin bir kere daha görüşülmesi için zafer kazandık arkadaşlar. Bu mülk, bu mülk Kuşadalılarındır, Aydınlılarındır. Bu iki tane değerli otel ya Kuşadası Belediyesi'ne verilmeli ya Büyükşehir Belediyesi'ne verilmeli. Sadece ve sadece zenginlerin mi hakkıdır tatil yapmak? Bu otelde başarılı çocuklarımız, yoksul çocuklarımız gelip tatil yapsaydı, yine yoksul aileler tatil yapsaydı güzel olmaz mıydı? Sen kimin malını kime veriyorsun? Bu mücadeleyi biz yaparken bir tane AKP milletvekili sesini çıkartmadı. Kıs kıs kenardan güldüler. Sen hangi ilin milletvekilisin? Bu konuda sizler bana çok destek verdiniz. Sağ olun. Bir de bu desteği, bu desteği veren çok değerli CHP milletvekillerine ve basın mensuplarına minnet duygularımı ifade ediyorum. İşte milliyetçilik böyle olur. Yerli böyle olur. Biz malımızı sahip çıkacağız. Biz Aydınlılar, Kuşadalılar, Dağlıklılar, Güzelçamlı, eğer malını, Kuşadası'ndaki malını sahip çıkmazsa Ankara'ya gider. Davayı Büyükşehir Belediyesi olarak sizler adına ben açtım. Sizler adına takipçisi olmaya devam edeceğim. Onun için bu hizmetleri açıyoruz. Hizmeti ayağımıza getiriyoruz. Kalkıp ta Aydın Merkez'e gelmeyin diye. Aydın Merkez'de hangi birim varsa buraya geldiğinizde sorunlarınız, şikayetlerinizi burada bizler çözeceğiz. Biz size söz vermiştik.
vermiştik. Ayağınıza hizmete getireceğiz diye işte ayağınıza hizmeti getirdik. Ben de buradayım. Kuşadası Belediye Başkanı da burada. Gel başkan, gel. Biz sizin için hizmeti ayağınıza getirdik. Dün nasılsak bugün de böyle hizmet için buradayız. Önümüzdeki seçimlerde desteğinizi istiyorum. Eğer desteğiniz tam olursa biz de bu aşkla daha çok çalışacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Davutlar Yerel Hizmetler Merkezi'nin açılış kurdelesini kesen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ardından törene gelen vatandaşlarla sohbet ederek çeşitli ikramlarda bulundu.